Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu oyanın yapımını anlatacağım. Yapımı kolay bir oya, 3 sıra halinde ilerliyor ama çok zevkli. Önce ikişer zincir çekerek ben tığ battığı yaptım. Daha sonra altta bir beyaz katım var, onu yapıyorum. Sonra mor katımı yaptım. Sonra tekrar en üstte beyaz bir kat daha yapıyoruz. İstediğiniz renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Hemen göstermek istiyorum en alttan. En alt kısmını sevgili arkadaşlar şöyle V harfleri üzerinden yürüyen bir oya. Arada örümcek var. Örümcekler arasında arkadaşlar ben tığbatta da ikişer tane boşluk bıraktım. Ve bu V harflerini yaparken de iki defa doluyorum. Aralarda da üçer zincir çekeceğim arkadaşlar. Hemen yapalım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. İki defa ipimi doluyorum. Aynı tığbattıya, birinciyi yaptığım tığbattıya giriyorum. 2 kat, 2 kat, 2 kat çekiyorum. Bir tane zincir yapıyorum üzerine. Sonra küçük bir örümcek yapıyorum. Sonra tekrar iki defa doluyorum. Tığ battığımda iki boşluk bıraktım. Üçüncü tığ battıya giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar iki defa doladım arkadaşlar. Aynı tığ battıya tekrar girdim ve tekrar bir tane daha yaptım. Tekrar arada bir tane zincir çekiyorum örümceğe başlamadan önce. Arada bir örümcek yapıyorum. Küçük bir örümcek. İki defa doladım. Sonra 1, 2, üçüncüye girdim. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 2 defa doluyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Bir tane daha yapalım. Örümcekler küçük olsun, yoksa böyle fazla geliyor, arada güzel görünmüyor. Hemen yaptık. Tekrar 3 zincir çekiyorum arada. İki defa tekrar doladım. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Buradan aşağıya en son bağlamam gerekecek buraya arkadaşlar. O yüzden buradan aşağıya 5 tane zincir çekip tığ battıma şöyle sık iğne ile bağlıyorum. Şu şekilde. Ben oyaların sonunu genellikle böyle kapatıyorum. Çünkü üstüne sabitlemem gereken kirpikler falan oluyor. Ya da zincir bağlamam gerekiyor bu nedenle. Hemen yaptığımız kısmı göstereyim. Bu şekilde. Hemen mor kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Mor kısmı dolgu şeklinde ilerliyor. Normal trabzan yapıyoruz. Bir defa dolayıp ikişer kat iki defa da çekiyoruz. Bir seferden altı defa dolduruyoruz bir kere de. Birinden diğerine geçerken de şu alttaki beyaz örümceğimin üstüne dört tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen yapalım. 1, 2, 3, 4. Bir defa doluyorum ve harfimin içine giriyorum. Çok uzun, çok sündürmeden. Şöyle netleştireyim hatta size arkadaşlar. Çok fazla sündürmeden 6 tane tek baş alıyorum. İkişer kattan 2 defa çekiyorum. 6 tane dolduruyorum. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. Birinden diğerine geçerken 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bir defa doluyorum. 6 defa da burayı dolduracağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 4 zincir. 2, 3, 4 zincir. Baş alıyorum. 6 defa da burayı dolduruyorum. 5 oldu. 6. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. 6 defa da en sonuncu güldeyim. Onu da yapalım. 2, 3, 4, 5, 6 arkadaşlar. Şimdi az önceki zincirime tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tekrar zincirimin üstüne şöyle bir giriyorum. Sık iğneli bir iki zincir çekeyim. Burada mor ipimi keseceğim arkadaşlar. Hemen yaptıklarımıza bakalım. Beyaz kısma geçelim. Şimdi oyamın ikinci katı bittiğinde görüntüsü bu şekilde oluyor. Şimdi hemen en son beyaz kirpiklerine geçmek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar beyaz kirpiklerin yapımını göstereceğim. Örümcekle başlıyoruz. Baş alıp batıyoruz şu zincirimizin altından. Sonra kirpiklerini yapıp sık iğne ile aşağıya iniyoruz. Hemen örümcekle başlayalım. Bir tane zincir çekiyoruz örümceğimiz genişleme yapmasın diye. Küçük bir örümcek. Örümceği büyük alırsanız kirpiğiniz çok büyük olur ve kırışması çok olur. Sonra iki defa doluyoruz. Şuradaki mor zincirimizi ve alttaki beyaz örümceğimizin iki katını birden alıyoruz.
çift kat çekiyoruz. Böyle bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1 sık iğne. Bu şekilde 3 tane kirpik yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1 sık iğne yapıyoruz. 3 tane kirpiğimizi yaptık. Aşağıya doğru 6 tane dolduracağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. sık iğneyi az önceki yaptığımız girdiğimiz yerden zincir ve örümceklerimizin iki kanadının da altından alıyoruz. Böylece sabitlemiş oluyoruz. İşte şöyle uzaktan göstereyim. Kirpiğimiz hazır. Tekrar bir tane zincir çekelim. Küçük bir örümcek alıyoruz. Sonra arkadaşlar iki defa ipi doluyoruz sığımıza. Zincirimizi ve iki kat örümceğimizi bir katı kalıyor. İki katını birden şu şekilde alıyorum. Bir çift kat, çift kat, çift kat çekip dolgumu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1 sık iğne yapıyorum. Sonra 6 sık iğne ile aşağıya iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 7.yi az önceki zincirimin altından girerek yapıyorum arkadaşlar. Hemen ne yaptığımıza bakalım. Videomuz çok uzadı. Şöyle göstereyim. Şu ikisini biz şimdi yaptık. Şöyle düzelteyim. Bunlar da benim daha önceki yaptıklarımda. Çok güzel bir oy. Bence çok gösterişli. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Beğendiyseniz siz de bu oyayı benim gibi beğen butonuna basın. Eğer abone olursanız da her gün yayınlamaya çalıştığım örneklerinden haberdar olursunuz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin.